الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت cami gençleri olarak hocalarımızla birlikte caminin asıl fonksiyonu olan sosyal amaçlı, sadece namaz kılınan, ibadet edilen bir yer değil de sosyal amaçlı bir merkez olduğunu göstermek adına biz bu organizasyonu yapıyoruz. İki tekerlek, iki dünya diye bisikletin iki tekerini iki dünyaya benzeterek gençlerimizle birlikte sabah namazında bir araya geliyoruz. Herkes mahallesindeki kendi camisinde bir araya geliyor. Hocalarımızla birlikte namazlarını eda ettikten sonra bisikletlerimizi depoladığımız yerde toplanarak parkurumuza başlıyoruz. Her hafta değişik bir parkur yapıyoruz. Beykoz'a gittiğimiz oldu. Biz sahildeki, Üsküdar sahilindeki bizim camilerimizde, Üsküdar Müftülüğü olarak camilerimizdeki, sahildeki, neredeki bütün camilerimizi parkurun sonunda ziyaret ettik. Sadece bisiklet sürmek değil, aynı zamanda parkurun sonundaki o tarihi camileri tanıtıyoruz arkadaşlarımıza. Biz müftülük personeli olarak arkadaşlarımızla birlikte iki kitap okuyoruz şu anda. Yahya Kemal'in Aziz İstanbul ve Profesör Haluk Dursun'un rahmetli İstanbul'da Yaşama Sanatı'nı kitabı okuyoruz. Cami sadece, yani bunu üzülerek de söylüyorum, yaşlıların geldiği bir yer olmadığını göstermek adına, gençlerin de o haftanın yorgunluğunu, okul yorgunluğundan sonra sabahın o erkeninden kalkarak bisikletine binip camiye gelerek hocamızla birlikte bu tura katılması bizim açımızdan çok anlamlıdır. Dünyanın başkenti olan İstanbul'da İstanbul'u yaşamaya çalışıyoruz. İstanbul'un incisi olan Üsküdar'da da gençlerimizle, hocalarımızla birlikte de bu tarihi yarımadada tarihimizi, kültürümüzü, dinimizi, imanımızı, Kur'an'ımızı bisikletle birlikte iki dünya İki tekerlek sloganıyla öğretmeye çalışıyoruz. Yani 4 ayda sürüyoruz grupla beraber. Zor olmuyor mu sabahlar? Yani sabah namazına gidiyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Bisikletle tur atıyoruz. 35-40 kişi. Eğlenceli oluyor yani. Her pazar sabah saat 5'te kalkıyorum. Güzel oluyor. En başta çok zorlanmıştım ama sonradan yavaş yavaş çalışmaya başladım. Gün antrenmanlı başlıyoruz. Eğlenceli oluyor, vakit güzel geçiyor burada. Yani pazar günü evde yani yapacak bir şey olmuyor genelde. Burada eğlenceli oluyor, vakit güzel geçiyor. Uzun zamandır hiç antrenman yapmıyordum, hareket etmiyordum. Benim için başlangıç oldu. Hem okulların açılmasıyla da güzel oldu, sürekli hareket halindeyiz. Yani belli bir uğraş oluyor yani benim için. Güzel oluyor, vaktimi değerlendirmiş oluyorum. Yeni yerler görmek hoşuma gidiyor benim de, yeni şeyler öğreniyorum. Eve gidiyorum, tarihlerini araştırıyorum. Kim yapmış, nasıl yapmış, ne zaman yapmış. Hoşuma gidiyor, güzel oluyor. Evet. Thank you.
uçakların ambarlarda hazırlanışı, helikopterlerin kalkışı ve ufak ufak artık darbe hazırlığının başladığı görüntülerimizi bu videomuzda görüyoruz. Darbeci hainlerin gözlerinin nasıl karardığı, sivil halkı nasıl katlettiği en açık tablosu. Merdivenimiz Hakk'a yürüyüşlerini tasvir ediyor ama burada sadece biz bu ayakkabıları Hakk'a yürüyüşünü tasvir eden bir çalışma olarak görmüyoruz.